Öldüreceğim aslım. Ozan'ı benden çalmak ne demekmiş sana göstereceğim. Ozan, aşkım iyi misin? Bir şey mi oldu? İyiyim, iyiyim. Aslı ne diyorum? Bugün geleyim seni alayım, hemen evlenelim. Hı? Deli ya. Ben de bir şey oldu sandım. Evleneceğiz aşkım, biraz sabredin. Sabredemiyorum sevgilim artık. Bir an önce evlenelim istiyorum. Hiç kimse engel olmadan beraber bir hayat yaşayalım istiyorum. Nasıl yaptın? Ha? Nasıl yaptın? Nasıl? Baba! Baba! Baba. Ermin. Adnan. Yaz hiç iyi değil. Belli ki unutamadı hala o kızı. Sabahın köründen beri kum torbasını yumrukluyor. Hıncını ondan çıkarıyor. Yok. Yok, bu böyle olmayacak. Ben senin dediğini yapacağım. Oğlumu o kızdan kurtaracağım. Böyle mi çıkacaksın dışarı? Biraz daha kalın giyinseydin. Anneciğim tamam, üşümem ben. Bari Ozan gelene kadar bekle, dışarısı soğuk. Yok yok, ben aşağıda beklerim. Aşk işte, sabırsız 2 dakika bekleyemiyor. Berçin. Nereye böyle? Ozan'ın yanına mı yoksa? Üzgünüm. Gitmene izin veremem. Çünkü yaptıklarının cezasını çekeceksin.
Üzülme be kızım. Babanın üzülecek halim var değil mi Nurhan? Geceleri halde çalışıyorum ek işi olarak. Ne var bunda? Baba tamam da neden böyle bir şey yapıyorsun? Ne gerek vardı? Acil bir şey mi oldu? Para mı lazımdı? Ben bunu anlamıyorum. Niye böyle bir şey yaptın? Yok yavrum. Baban sen çalışma diye işte. İstemiyor senin orada o kafede o çocuğun yanında çalışmanı. Hem bak sen üniversiteye gideceksin. Bir hoca tutmak lazım, ders aldırmak lazım değil mi? Ondan baban ek iş yapıyor yani. Babam. Ben okumaktan vazgeçtim. Hem ben kafede çalışmaktan da memnunum. Bak sen beni mutlu etmek istiyorsan bırak şu işi. Gitme ek işe falan. O bana yeter. Ne olursun daha fazla ezme beni. Ne ezmesi kızım? İnsan evladı için her şeyi yapar. Ya yarın bir gün evladın olursa anlarsın Eylül. Derya Hanım rahatlayın. Durun. Durun istemiyorum hayır. Aldırmayacağım çocuğu. Bebeğim benim. Kaybedemem ben seni. Neyse ben gideyim. İşe geç kalacağım. Güzelleşmişsin sen. Yazım seni görür görmez vurulacak. O Eylül denen kızı aklından silecek. Perçin delirdin mi sen ne yapıyorsun? Sana söyledim. Ozan'ı çok seviyorum dedim. Onun için canımı bile veririm dedim. Mutlu olamayacaksınız. Berçin! Bırak! Berçin bırak, yapma! Sana bırak öldüreceğim Berçin, seni! Berçin yapma! Bırak! Berçin! Ne demek hala saç telini bulamadım? Bana bak Cengiz. Aslım Tarık'ın kızı mı benim bir an önce öğrenmem lazım. Acele et. Aslım'dan o örneği al. Tamam tamam bugün halledeceğim. Peki sen kocandan aldın mı? Alacağım. Bugün bu iş bitecek. Ha. Hoş geldin Tarık'cığım. Sibel ne oldu? Acil gel dedin. Berçin iyi mi? Niye çağırdın beni? İyi Berçin, iyi. Konuşalım diye çağırdım seni. Geçsene içeri. Ay Adana'dayken de onlar öyleydiler. Ay ilahi yerden kızım. Ay beni öldürdün gülmekten. Ay Yazım'a da anlat bunları. Pek sever o böyle hikayeleri. Üzerindeki de çok güzel kızım. Ay nasıl da yakışmış sana. Ay rengi de açmış. Ay sağ ol. Siz anaokulundan beri ne iyi anlaşırdınız. Aynı koleje gittiniz. Annenle hep hayal kurardık. Büyüseler de mürüvvetlerini görsek diye. Pek de yakışırsınız. Ama Yağız Ankara'ya geldiğinden beri beni hiç aramadı. Yani yoksa çoktan kaynaşırdık biz. Ay kızım. Yağız'ım biraz hastalandı. Bir yılan ısırdı, felç oldu bir süre. Ama şimdi iyi. O yılanın başını ezdik.
Yazım da zehrinden arındı. Şimdi yeni bir hayata hazır. Yana? Yaz! Canım, çok özledim. Hoş geldin. Geç otur. Siz keyfinize bakın. Ben de işlerime bakayım. Oğlum dur. Ne işi? Bir otur bir konuş. Ne zamandan beri görmüyorsun kızcağızı? Anne çok zamanım yok ya. Size afiyet olsun. Ne olur aç gözünü. Berçin, Aslı ne oluyor, iyi misiniz? Ne oldu? Düştü. Ben bilmiyorum. Aslı, seni öldürdüm. Tarık yapma, bırak. Bırak, seviyorum seni. Ne olur konuşalım, bak kurtaralım evliliğimizi. Bitmiş bir evliliğin neyini kurtaracağız Sibel? Sen de biliyorsun, yıllardır bu evin içinde iki yabancı gibiyiz. Ben böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Bunun yüzünden değil mi? Bunun yüzünden terk ediyorsun beni. Ver şu telefonu. Vermiyorum. Açalım da sana olan aşkını itiraf etsin, dinleyelim hep beraber. Alo, Berçin merdivenlerden düştü. Hastaneye gidiyoruz. Hangi hastane Hediye? Hemen geliyorum. Berçin! Yeni bir iş kuruyorum şirketçim. Yelda kızım, Yazım'la akşam yemeğine geline mi? Ay nasıl güzel de baktı sana öyle. Ne kadar da sevindi seni gördüğüne. Ne kadar güzelleşmişsin dedi. Ay içine düşecekti resmen. Evet Nermin teyzeciğim. Ben de fark ettim. Teyzeciğim mi? Ay yok artık kızım. Sen bana anneciğim de. Şimdiden ağzını alıştır. Yazın da gönlü var belli. Yakında nişanı takarız. Ah elim. Ne yaptın, yakıyordun beni. Beceriksiz. Ama siz çarptınız. Ne? Hay yalancıya bak. Kızım ben mi çarptım, bu mu? Ay bırak Nermin anneciğim şu pis varoşu. Pis yalancı, sen döktün. Aptal şey. Doğru konuş benimle. Konuşmazsam ne olur? Şu haline bak. Eziksin işte, varoşsun. Aklın sıra zengin koca avına çıkmışsın ama anlaşılan onu da becerememişsin. Yeter. Ya sana mı bakacaktı ha? Aklın sıra onunla evlenip Adnan babacığımın mirasına konacaktın, öyle mi? Pis varoş. Sana benimle doğru konuş dedim. Allah bilir ya. Yazdan hamile kalmaya falan da çalışmıştır bu. Evleneyim de hayatım kurtulsun hesabı. Ne oluyor burada? Ne yaptığını zannediyorsun Eylül sen? Kendine gel. Yavrum bir şey oldu mu? Allah'ım ben ne yaptım ya? Biz şimdi ciddi ciddi Eylül'ü Yaşar'dan istemeye mi gidiyoruz yani? Evet dedim ya anne. Kaç kere soracaksın ya? Hadi bağladın mı, geç kalıyoruz hadi. Allah Allah. Oğlum sen bu Eylül'ün seninle evlenmek isteyeceğinden emin misin? Sen oğluna güven. Eylül kafeste. Tutup da evlenmem derse bir daha isteme şansımız da olmaz.
Adımız yüzsüze çıkar. İstersen biraz daha bekleyelim. Acele etmeyelim. Anne, sen Yaşar abiyle Nuran yengenin aklını çelmeye çalış, tamam mı? Kızınıza talibiz de razı etmeye çalış. Gerisini bana bırak ya. Kız bende diyorum, Allah Allah. Allah Allah. Oğlum, bu kız daha dün yazın peşinden gözyaşlarıyla koşturup duruyordu. Şimdi bir çiçekle bir çikolataya nasıl tav olup da seninle evlenmeye razı geliyor? Aklını mı yedin sen? La havle ya, 50 kere mi söyleyeceğim? Kız bende diyorum ya. Allah Allah, cepte cepte. Evlenecek benimle, hadi. Hadi. Bak, bir şey lazım olursa haber ver, tamam mı? Yok, bir şeye ihtiyacım yok. Sen beni burada gördüğünü kimseye söyleme yeter. Ey Derya Gülce. Eşiniz kürtaj işleminden vazgeçtiği için ücret alınmamış, ödeme yapmanıza gerek yok. Mecbur evlenecek. Karnındaki bebesiyle daha ne kadar dolaşacak? O çocuğa bir baba lazım. O da benim tabii ki. Eylül'de karım olacak, yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Berç, canım. Ne yaptın kızıma? Ne yaptın, Allah'ın belası, konuş! Sibel, sakin ol. Niye kızım bu halde, söylesene! Aslım yaptı. Beni bilerek merdivenlerden aşağı itti. Öldürmek istedi beni. Utanmadan bir de hala karşımda duruyor. Polisi çağırın, alın götürün bu kızı gözümün önünden. Kızım, ne diyorsun sen? Baba, doğru söylüyorum. O yaptı. Beni merdivenlerden aşağı itti. Söylesene. Niye yaptın böyle bir şey ya? Konuş. Yeter. Yeter. Bence de. Çağıralım polisi. Kim kimi öldürmek istiyor çıksın ortaya. Ne dersin? Yok. Yok, tamam. Aslımın suçu yok. Polisi çağırmayalım. Küçük bir kaza sadece. Berçin. Bir daha sakın karşımıza çıkma. Yürü sevgilim. DNA testi yapmak lazım. Aslından örnek getir bana. Ben de Tarık'tan alacağım. Bakalım Aslım Tarık'ın kızı mı? Eğer öyleyse yaşadın oğlum Cengiz. Başlangıçta hepsi bir oyundu Aslı. Büyük bir planın küçük bir parçasıydın sen. Bir piyondun. Sana gerçekten aşık olacağımı hiç düşünmemiştim. Oyun gerçeğe dönüştü sevgilim. Seviyorum. Ve emin ol, seni düşmanımın ellerine bırakmayacağım. Sen haksın. Ben kara. Artık sen olmadan yaşayamam. Ay geldi, getirdi çayı. Kızın üstüne döktü. Ay az kalsın yakacaktı kızı. Kıskandı belli ki. Bilerek yaptı. Ay Yelda da onun üzerine. Canım, birazcık dikkat eder misin dedi. O bir cevap verdi.
Sonra Yelda durmadı. O bir şey söyledi derken tokatladı kızı. Şu yanağımın haline bakın. Gidip darp raporu alalım. Şikayetçi olayım Nermin anne. Ben bir de konuyu Eylül'den dinleyeyim. Eylül. Yok oğlum yok. Boşver. Gereksiz uzamasın şimdi konu. Bir özür dilesin yeter. Değil mi kızım? Tabii tabii. Yani Yaz nasıl isterse. Eylül. Yaz. Bak ben... Yerlaylarını sana geçtim. Niye vurdun? Ben anlattım ya sana Yaz. Eylül. Söyler misin? Niye böyle bir şey yaptın? Hiç. Yanlış anlaşılma. Peki. O zaman bir özür borçlusun. Aslında ben gidip şikayetçi olayım dedim ama Yaz özür dilesin deyince kabul ettim. Evet, bekliyoruz. Özür dilerim. Şuna bak. Ağzının kenarıyla. Sen ne iyi ettin de ayrıldın bu kızdan oğlum? Ay beni de döverdi bu. Allah kaynanası olacak kadına sabır versin. Tam yılan. Vallahi aile dağıtır bunun gibiler. Tamam yeter. Eylül böyle bir kız değil. Belli ki bir anlık bir hata yapmış. Şimdi izin verirseniz çalışacağım. Merhaba Yaşar Bey. Ay ne zahmet ettiniz canım, öyle kız istemeye geliyormuş gibi. Çikolata, şeker, çiçek mi çek? Biz de lafa nasıl gireceğiz diye düşünüyorduk vallahi. Sen girdin iyi oldu. Ne lafı? Ne demek istediniz Raziye Hanım? Yaşar Baba, biz buraya hayırlı bir iş için geldik. Allah'ın emriyle Eylül'ü istemeye geldik. Şimdi gerçekten evleniyor muyuz? Hep bugünün hayaliyle yaşadım. Seni gördüğüm ilk gün, gözlerine baktığım ilk an, biliyordum karım olacağını. Yavaş. Yavaş. Seni gördüğüm ilk gün, gözlerine baktığım ilk andan beri biliyordum kocam olacağını. Bundan sonra bize hiçbir şey yaramayacak. Hiçbir şey bize engel olamayacak. Erçin? Fatih. Onları ayırman lazım Fatih. Yoksa yemin ederim ki Aslı'mı öldürürüm. Erçin dur, ne yapıyorsun? Fatih. Gözlerimin önünde mutlu olmalarına izin verme. Ne olur. Lütfen. Ne olur. Berçin. Berçin. Tarık. Sen
Sibel, Berçin yok mu? Yok. Dışarı çıktı hava almak için. Niye gönderdin çocuğu hasta hasta? Seninle konuşmak istiyorum çünkü. Tarık, ben boşanmak istemiyorum. Sibel, aynı şeyleri konuşmak istemiyorum. Tamam. Özledim seni. Sarıl bana. Öp beni, seviyorum seni. Sibel, yeter. Beni sevmediğini ikimiz de biliyoruz. Ben gidiyorum. Bırakmayacağım seni Tarık. Boşanmayacağım senden. Eğer Aslım Tarık'ın kızıysa, o hediyeyle Aslım'ın elimden çekeceği var. La arkadaş, koca evde bir saç teli olmaz mı ya? Bugün bulup götürmezsem Sibel duman eder beni vallahi. Senin burada? Niye geldin? Hediye. Boşanacağız demedim mi ben sana? Ha? Aslım'ın odasında ne yapıyorsun? Çık git, yoksa polis çağırırım. Çık! Ya bir dur hemen, ne polisi molisi ya? Bir dur, sakin ol ya Hediye. Ben şey için geldim Hediye. Ya. Ben çok perişanım Hediye. Vallahi. Ben çok pişman oldum. Çok özledim sizi. Evimi özledim. Ay, sahiden ne okuduk değil mi Yağız? Hocaları resmen delirtiyorduk. Bir şey konuşacağım demiştin. Ay, bir de aklıma ne geldi? Hatırlıyor musun? Lisede benim çıktığım bir çocuk vardı. Hani yan sınıftan. Sen o çocuğu öyle bir dövmüştün ki. Aynen. Hak etmişti o. Yani. İyi bak bakalım. İyi bak. Yağzımın yanına yakışan kimmiş bir bak. Onun gibi soylu, güzeller güzeli. Temiz Yelda. Senin gibi bir garson parçası değil. İyi bir bak bakalım belli. He? Senin Yazım'ın yanında işin yok. İki cihan bir araya gelsin. Oğlumu sana yar etmem. Niye bu kadar kötüsünüz siz? Ne yaşadınız da kalbiniz kurudu böyle? Kızınız yok mu sizin? Bir saniye. Ben sizin kızınız da olabilirdim. Ama merak etmeyin. Bizim Yaz'la aramızda hiçbir şey kalmadı. Ben onu aklımdan da kalbimden de çıkardım. Bir şey demedin. Gidiyor muyuz Uludağ'a kayak yapmaya? Gidiyoruz. Kayak yapmayı özlemişim. Oley! Ben de çok özlemişim. Sahi. Kız, siz şaka mı ediyorsunuz? Nuray yenge. Yaşar baba. Bu işin şakası mı olur ya? Niyetimiz ciddi yani. Hayırlı bir iş için geldik biz buraya. Ya? Biz Eylül'e talibiz. Biz oğlumla düşündük, taşındık, daha fazla beklemeyelim dedik. Bize Eylül'den daha iyi bir gelin olmaz. Size de benim oğlumdan daha iyi bir damat olmaz dedik. Bunca yıldır ahbaplığımız da var, tanıyoruz birbirimizi. Çocuklar yabancıya gitmesin. Sözün kısası, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Eylül'ü oğlum Koray'a istiyorum. Siz delirdiniz mi be? Kalkın kalkın, çıkın gidin evimden hadi. Hadi.
Merhaba memur bey. Biz nikah saati almak istiyoruz. Tabii, yardımcı olayım. Hangi ay içinde istiyorsunuz? Bugün. Biz hemen evlenmek istiyoruz. Yıldırım nikahıyla. Peki, kimlikleriniz yanınızda mı? Buyurun. Biz şimdi evleniyor muyuz gerçekten? Evet. Hem de Yıldırım hızıyla. Tıpkı sana aşık olduğum gibi. Saplayabilirdim. Saplayabilirdim. Yemin ederim, gözümü bile kırpmadan Aslı'mı öldürebilirdim. Ben de Ozan'ı. Ama neyse ki benim kafam hala çalışıyor. Onu öldürmek değil, yaşatmak istiyorum. Yaşadığı her güne lanet ederek yaşatmak istiyorum. O zaman bir şey yap. Bir şey yap ve ayır onları ne olur. Sen merak etme. Ben harekete geçtim yine. Aslımı özledim. Evi özledim. Sizi özledim. Öyle geldim bakıyordum öyle eşyalara falan. Kızımın kokusunu özledim. Ya sen de hemen polisi çağıracağım diyorum ya. Ne vicdansız bir kadınmışsın sen ya. Sen ne istiyorsun açık açık söylesene bana. Para mı istiyorsun ha? Evden para mı alacaktın? O yüzden mi geldin? Ya yok ne parası ya? Ben o kadar kötü bir adam mıyım Hediye? Evet Cengiz. Maalesef o kadar kötü bir insansın. Şimdi çık git lütfen. İyi tamam gidiyoruz. Yatıya gelmedik. Sibel Hanım beni duman eder valla. Aslım Tarık'ın kısmı. Benim de öğrenmem lazım. Aslım'ın saçı valla. Eylül, iyi misin? Başım döndü biraz. Ben bir de babaya gideyim. Ben de bir de babaya gideyim. Sonra da birlikte tatil alışverişine çıkarız. Oğlum, babanla konuştum şimdi. Yelda'yı da al, yemeğe gelin akşama yavrum. Bana bak Varoşgül'ü. Seni bir daha Yağız'ın yanında görürsem mahvederim. Mayılma numarası yapıp ona yakın olmaya mı çalışıyorsun sen? Bıraksana kolumu. Az önce Nermin teyzeyle bir olup sana neler yapabileceğimizi gördün. Hoş. Senin yerinde ben olsam tokat atmakla kalmaz saçımı başımı yolardım. Ama sonunda özür dileyen yine sen oldun. Yağız nasıl da inandı bana. Nasıl özür diletti. Benim yapacaklarımdan kork. Ay Yaşar Bey ayıp oluyor ama. Biz ne dedik şimdi? Siz delirdiniz mi?
Koray, sen Eylül'e o gözle mi bakıyorsun? Ayıp değil mi? Yaşar baba, çok rica edeceğim. Ya benim niyetim ciddi. Hem ne var bunda? Boyu boyuma, huyu huyuma. Yani akraba değiliz, bir şey değiliz. Ben Eylül'ü seviyorum Yaşar abi. Yeter be! Yaşar! Yahu insanların kötü bir niyeti yok işte. Bak oğlum, Eylül burada değilken biz hiçbir şey söyleyemeyiz. Ha Eylül de gelir, olmaz derse o işte olmaz yani. İster Nuray yenge, ister. Sen içini ferah tut. Eylül benimle evlenmek ister. Hayatım. Daha nikah birkaç saat var. Burada bir yerlerde mi oturup bekleyelim? Daha gidip gelinlikle damatlık alacağız. Eminim sana çok yakışacak. Sen ciddi misin? Evet. Yani tamam, Yıldırım nikahıyla evleniyor olabiliriz ama gelinlik alacak kadar da vaktimiz var. Aşkım. Her şey rüya gibi. Ne olur bozulmasın. Ne olur kötü bir şey olmasın. Olmayacak. Tamam. Belki davullu zurnalı bir düğünümüz olmayacak ama seni böyle bembeyaz gelinliklerin içinde melek gibi yürürken göreceğim. Buradan nikahlı eşim olarak çıkacaksın. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Hadi. Demek engel olacaksın. Ozan'la Aslım ayrılacak yani. Ne yaptın? Anlatsana, çok merak ediyorum. Arıyor ki bu kadın şimdi. Ya kurcalıyorum da telefonumu. Ver. Niye arıyor bu kadın seni? Ne işler çeviriyorsun sen yine? Ne oldu? Kıskandın mı? Efendim Sibel Hanım, buyurun. Ya yokmuş bana uygun bir iş ya. Tüh. İş mi? Ne işi? Aldın mı DNA örneğini? Ha, gene bana uygun bir şey olursa bana haber ederseniz çok sevinirim Sibel Hanım. Size de zahmet oluyor ama yani ben de çalışmak, aileme yardımcı olmak istiyorum bilirsiniz. Anladım, yanında biri var. Aldın mı örneği? Ha, tabii tabii. Siz merak etmeyin, o iş bende. La iş arıyoruz, iş. Çalışacağız. İyi, çalış. Kendine uygun bir iş bul. Güzel bir hayat kur kendine. İyi şanslar Cengiz. Eyvallah. Hediye. Aslım Tarık'ın kızıysa şansa ihtiyacı olan sensin, Hediye.
Eylül, bize iki tane kahve getirir misin? Çok kıymet verdiğim biriyle. Karşılıklı kahve içmek istiyorum da. Ay bak gördün mü Yaz ne dedi? Ateş bacayı sardı sardı. Ay Eylül'e bile laf soktu. Ay nasıl da gülümsüyor. Ben hemen annemleri arayayım. Söyleyeyim düğün hazırlıklarına başlasınlar. Yaz bana resmen vuruldu. Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Eylül. Oturmayacak mısın? Yaz, sen ne yapıyorsun? Söylemiştim. Kıymet verdiğim biriyle kahve içmek istiyorum dedim. O Eylül'dü. Şimdi kalkar mısın? Oğlum sen ne söylüyorsun, delirdin mi? Ha dur dur. Bir şey unuttum. Eylül'den özür dile. Oğlum. Ay oğlum sana ne oldu? Bana bak ilaç mı verdin sen benim oğluma? Anne. Yeter. Her şeyi biliyorum. Eylül'ün Yelda'yı vururken ne kadar haklı olduğunda. Sizin neler yaptığınızı da biliyorum. Eylül'den özür dile. Özür dilerim. Hah, güzel. Ay kızım. Kızım bir dur nereye? Ne demek o? Eylül ister derken bilmediğimiz bir şey mi var? Yok Yaşar baba yok. Bunları sonra konuşuruz. Sen hele bir niyetini deyiver. Kızınla evlenmemi ister misin istemez misin? İsterler canım niye istemesinler? Yani Koray'ım kaç senedir tanıdığınız, güvendiğiniz, sevdiğiniz aslan gibi bir oğlan. Yani çok şükür paramız pulumuz da var. Hem evimiz kira mı olsun yakında yine evde alacağız. Ay benim oğlum çok para kazanıyor. Kız Raziye, senin oğlun çalışıyor mu ki? Oğlum sen yeni işe falan mı girdin? Benim bildiğim hep evde oturuyor bu oğlan. Dediğimi yaparsan paralar senin. Eylül'ü ayartacaksın. Koluna takacaksın. Neyse canım. Bize ne? Eylül gelince bize kızar Nurhan. O gelsin sonra siz gelin. Ama ben şimdi size çok kırıldım Yaşar Bey. Yani ne dedik şimdi canım? Çocuğum bırak da bir kendine anlatsın. Anlat oğlum ne iş yaptığını. Ben freelance çalışıyorum. Freelance mi? Sizin şirketin adı o mu? Amma da uydurdu. Ya Raziye Hanım, işe gitmeden evden çalışanlar var ya, hani mesai yapmıyorlar. Onlar öyle diyorlar işte. Ha, oğlum evde ne iş yapıyorsun sen? Ben bilgisayar programları yazıyorum. Böyle hata kaldırmayan bir iş, çok ciddi, stresli. Ama şunu söyleyeyim Nuray yenge, ben Eylül'ü rahat ettiririm. Kız, bu Koray öyle bilgisayar milgisayar anlıyor mu? Ben hiç bilmiyordum ya. Ya sabır, kapatın şu konuyu tamam. Eylül gelsin, sen de gönlü varsa bir daha konuşuruz. Yoksa ben karışmam. Hmm.
hadi anlatsana. Ne yapacaksın? Sorma. Her şey bittiğinde görürüz. Hadi aşkım çıksana. Aşkım, sanırım ben aradığım gelini buldum. Ama sen çık. Niye ya? Çok merak ediyorum. Aa, o son olmaz. Düğünden önce göremezsin. Uğursuzluk. Hadi. Peki. Peki. Dışarıdayım ben. Tamam. Annem adına özür dilerim. Yelda'yı davet etmiş. Ama ben ona sorarım. Yok söyleme bir şey. Alıştım ben zaten. Ama kız çok fena olmadı mı? Kıymet verdiğim biri deyince kendisi sandı herhalde. Oysa ki ben senden bahsediyordum. Ben teşekkür ederim. Etme. Sana kıymet verdiğim doğru. Ama anneme de söylediğin gibi. Sen ve ben diye bir şey yok artık. Biz bittik. Öyle değil mi? Öyle. Neyse. Benim mesaim bitti. Eylül. İyi misin? Başın mı döndü yine? İyiyim. Birden kaptım ya ondan döndü. Eylül. Gerçekten iyi misin? Oğlum kızın haberi yok. Ya anasına babasına istemem derse? Merak etme demez. Eylül'le evleneceğiz. Önce böyle bir naz falan yapar da hallederiz. İnşallah bir bildiğim vardır. Var var. Var hem de çok bildiğim var. Belki de en iyisi gitmek. Senden gitmek yaz. Karnımda senin bebeğini taşırken sana öyle uzaktan bakmak o kadar zor ki. En güzeli gitmek. Gidip bebeğimi tek başıma büyütmek. Efendim aşkım.
Geliyorum birazdan. Dolaşmaya çıkmıştım. Tamam. Yok yere şüpheleniyorum belki de. Kim bizi niye takip etsin ki? Alo. Ne yaptınız? Ozan yakalamadı değil mi seni? İyi. Ne öğrendin çabuk anlat bana. Ne olmuş? Ne? Ya ne oldu söylesene. Ozan'la Aslım evleniyorlar. Yaşar abim, haberinizi bekliyoruz artık. Kız bu, nazlanır belki ama bakın görün, olur bu iş. Boş verin lan Orhan. Konuştuğumuza da değmez. Bir densizlik yapmışlar işte. Ya olur mu öyle şey Yaşar? Allah Allah. Allah'ın adını vermişler, istemişler. Hem gelenek diye bir şey var canım. Yani ne bileyim, bizim bunu bir Eylül'e sormamız lazım. Olmaz öyle. Ne oluyor ya? Neyi soracakmışsınız bana? Kızım bu Raziye Hanım'la Koray... Ha gördüm, gidiyorlardı. Niye gelmişler yine? Kızım Koray seni istiyormuş. Raziye Allah'ın emri peygamberin kavliyle talibiz bize Eylül'e diyor. Şimdi adettendir, bizim sana bir sormamız lazım. Bu Koray'la senin bir ilgin var mı? Ne bileyim yani Koray'la sen. Anne bak ben. Yavrum! Kızım. Yavrum! Kızım. Eylül yengenin bardağı mı o? Biliyor musun? Uzun bir süre sonra ilk kez birlikte güldük. Abi, onu gülerken görmeyi o kadar özlemişim ki. O da seni özlüyor bence. Ben bilirim yengemi. O seni seviyor. Sen de onu seviyorsun. Bir şans daha verseniz. Alsan yengeyi karşına, konuşsan olmaz mı? Ben de görebilir miyim ya? Ozan, dur bekle, ne yapıyorsun? Nikahtan önce göremezsin. Uğursuzlukmuş. Çok merak ettim ama ne yapayım? Ya bekle biraz. Nikah birazdan. Peki. Hayır. Hayır, evlenemezler. Fatih, evlenemez onlar. Senin bir şey yapman lazım Fatih. Ne olur durdur onları. Evlenemez onlar. Lütfen. Ne olur durdur onları. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Aslıma benden almana izin vermeyeceğim Ozan. Onunla evlenmene göz yummayacağım. Ne oldu kızıma doktor bey? Allah aşkına bir şey söyleyin. Ne zamandır böyle? 10 dakika ya oldu ya olmadı. Taksiye bindirip hemen getirdik. Vallahi öylece bayıldı kaldı.
Bir zamandır da halsiz aslında, midem bulanıyor diyordu. Tamam tamam, siz sakin olun. Endişe etmenize hiç gerek yok. Biz şimdi kandillerine bakalım, size ona göre haber veririz. Lütfen siz dışarıda bekleyin. Yavrum, kızım. Hadi yaşa. Hemşire hanım, kanını alabiliriz. Olanlar oldu abi. Adnan Bey girdi aranıza. O Koray denen pislik herif girdi. Sizin hayallerinizi yıktılar. Siz evlenecektiniz abi. Hem benim de yeğenim olacaktı. Mısra. Kızımızın adı Mısra olacaktı. Mısra. Güzel isim. Git konuş yengeyle ağam. Bir bir anlat. Durmadan anlat. O inanana kadar anlat. Sizin kaderiniz bir ağam. Sen o kıza ömrüm dedin. Bir kez daha konuşmaya değmez mi? Hem eminim ki o da bunu bekliyordur. Belki biter bu ayrılık. Yengemle senin düğününü yaparız. Değmez mi? Hiç, banka falan galiba. Kızımın neyi var doktor bey? Durumu nasıl? Allah aşkına bir şey söyleyin, niye uyanmadı? Biraz dinlensin, kendine gelir. Bu durumda normal bu bayılma. Hangi durumda? Hasta masta değil değil mi? Lütfen sakin olun, kızınız gayet iyi durumda. Hatta size güzel bir haberim var. Güzel bir haber mi? Nasıl? Gözünüz aydın, Eylül Hanım hamile. Eylül Hanım bir bebek bekliyor. Aldın mı Aslı'nın saçını? Peki Sibel Hanım. Şimdi Aslı'm gerçekten Tarık'ın kızı çıkarsa, yani korktuğun başına gelirse, o zaman ne yapacağım? Korkması gereken ben değilim. Onlar. Hediye, Aslı, Tarık. Üçü de avucumun içinde. Onlar düşünsün artık. Şu örnekleri vereyim de sonucu öğrenelim bir an önce. Aşkım, ben bu gelinliğin bu kadar pahalı olduğunu bilmiyordum. Bilseydim almazdım. Bugün bizim düğünümüz. Tamam. Herkesten gizli, baş başa da olsa bugün bizim en mutlu anımız. Hem bu gelinliğin içinde seni görmek için sabırsızlanıyorum. Hadi. Aşkım. Ne oldu? Ben korkuyorum. Niye?
Bu gelinlik, bugün, bu an, her şey o kadar güzel ki. Biz seninle hiç bu kadar mutlu olmadık. Hep bir acı böldü sevincimizi. Çok korkuyorum işte. Ya şimdi de... Biz bu mutluluğu hak ettik. Dualarımızın karşılığı bu. Korkmadan yaşayalım. Bundan sonra aşkımızın, mutluluğumuzun üzerine kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyeceğim. Hadi. Efendim? Bu işi bitirin. Aslımı Ozan'dan alın. Bitirin onları. Bitirin. Ne diyorsun sen doktor bey? Yaşarım bir dur. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sen ne dediğinin farkında mısın? Benim kızım hamile olamaz. Tekrar kontrol et. Beyefendi bunlar kesin sonuçlar. Yalan söyleme. Benim kızımın namusuna dil uzatamazsın. Eylül hamile olamaz. Kimse kızımın namusuna laf edemez. Kızım. Sen söyle. Bir yanlışlık olmuştur de. Bu mümkün değildir de. Eylül. Eylül. Benim kızım. Doktor bey yapmaz böyle bir şey. Eylül. Söyle. Bir karışıklık olmuştur de. Benim kızım babasız bir çocuk doğurmaz. Benim kızım babasının başını yere eğmez Eylül. Bir an önce masaları ayarlayalım. Beyaz örtüler istiyorum. Yakın bir arkadaşımın bugün düğünü var. Hadi acele edelim. Hah, abi. Çiçekçiye sipariş vermiştim. Sen onlara bakar mısın? Tabii. Eyvallah. Başaramadık. Bari onlar başarsın. Ozan da Aslım çok mutlu olsun. Şimdi yarından sonra her sabah uyandığımda ben ilk senin yüzünü mü göreceğim? Evet. Peki eve geldiğimde hep kapıyı sen mi açacaksın bana? Bilmem. Ne demek bu? Sen açmayacak mısın? Belki ben senden daha geç gelirim eve. Sen açarsın bana kapıyı. O da olur. Peki ben akşamları kanepede uyuyakaldığımda üstümü örtecek misin? Kucaklayıp seni yatağımıza götüreceğim. Ben sana yemek hazırlarken bana yardım edecek misin peki? Babam da anneme yardım ederdi ama işte biraz mutfak dağılırdı. Ben çok korkuyorum. Böyle gizlice evlendiğimiz duyulunca ortalık çok karışacak o zaman. Ben bu nikaha engel olacak hiçbir şey istemiyorum. Nikah işlemlerimizi halledelim. Her şey bitsin. Sonra herkese her şeyi anlatırız. Mutluluğumuzu kimsenin bozmasına izin vermeyeceğim.
Güzel. Takipte kal. Bugün bu iş bitecek. Ozan'la Aslı evlenemeyecekler. Fatih. Onların evlenmesine izin verirsen yemin ederim Aslı'mı öldürürüm. Bak sakın izin verme, tamam mı? Sakın. Yeter be. Bana emir vermeyi kes, tamam mı? Eğer Ozan'la Aslı'm evlenirse bu dünyayı ben başınıza yıkarım. Başını dırdır etmeyi de kes. Yardım edeceksen kal, yoksa çek git. Yok, yok, tamam. Söyle kızım. Söyle babam. Bir yanlışlık vardı. Sen hamile olamazsın Eylül. Sen telinle duanla gelin olacaksın babam. Sen benim evimden sevdiğin adamın kollarına giderken davulla zurnayla başın dik olarak çıkacaksın Eylül. Söyle. Yalandı. Yavrum, Eylül dün gece kız arkadaşında kaldı da ya sabah uyanınca ara diyorum, bak aramıyor. Yavrum sen niye böyle yapıyorsun? Niye açmıyorsun telefonunu? Sen bilmiyor musun, dışarıda kaldığın zaman ben meraklanıyorum işte. Görmemişim ama kalkar kalkmaz geldim valla. Kız bir bak bakayım sen bunu. Allah Allah, bir değişik göründün gözüme. Eylül. Eylül konuş kızım. Konuş yavrum. Doğru değil de kızım. Ha? Hadi. Bağırma kızıma. Olur mu öyle şey? O doktor yanlış biliyor. Baba. Kızım. Konuş Engin'le ağam. Bir bir anlat. Durmadan anlat. O inanana kadar anlat. Çok yakıştı. Teşekkür ederim. Yakışmış gerçekten. Teşekkürler. Rica ederim. Bravo. Kızı kaçırdım. Kıskanç mısın kızım sen? Ne alakası var ya? Ne kıskanması? Ya kız çok yakıştı deyince geldin hemen anında elime falan yapıştın. Ne diyor ki teşekkürler? Ozan. Çok yakışıklı oldun. Kıskanıyorum işte. Hem de çok kıskanıyorum. Ben bunu daha önce yaşadım. Çok yaşadım.
Berçin'le senin yan yana gördüğümde canın çok yandı. Geçti gitti bunlar. Bir de artık hiç üzülmeyeceğiz. Geçti hepsi. Sen bunları düşünme. Bunlar benim çok içime sızmadı. Başka takımlara da bakalım mı? Demek damatlık seçiyorlar ha? O damatlık senin kefenin olacak Ozan Efendi. Bir şey soracağım. Ne yapacak şimdi bu adam? Neyi bekliyoruz biz? Niye harekete geçmiyor? Zamanı var. Ama bak zaman daralıyor. Aslım pisliği toz olup uçmadıkça Ozan'la evlenecekler. O kız benim hayatımdan defolup gitmedikçe ben kurtulamayacağım o kızdan. Aslım ortadan kaybolmadıkça evlenecekler evet. Ama Aslım kaybolacak. Ozan'la Aslım bugün evlenemeyecek. Ne yapacaksın Fatih? Ne yapacaksın? Söyle de içim rahat etsin artık. Aslım'ı kaçıracağım. Ozan'a evet diyemeyeceği hale gelene kadar da onu bırakmayacağım. Kim yaptı sana bu kötülüğü? Baba, ne olursun affet, ne olur. Yas, öldüreceğim onu. Neredesin Eylül? Abi istediklerimi aldın mı? Aldım Yağız Bey. Bir eksiğimiz var mı? Hepsi tamam. O zaman elimizi çabuk tutalım. Bir an önce bitirelim düğün hazırlıklarını. Çok fazla vaktimiz kalmadı. Merak etme. Tamam. Aç Eylül. Aç şu telefonu. Aşkım bu oda çok güzelmiş. Burada hazırlanırız. Akşam yine evimize götürürüm seni. Ertesi günde yola çıkarız. Balayına. Hayatım bunlara hiç gerek yoktu ki. Aslı. Sen her şeyin en iyisine layıksın. Hiçbir şey eksik olsun istemiyorum. Anneciğim. Kızım, neredesin? Şeydeyim. Kütüphanedeyim. Çalışıyorum. Ya, tamam kızım sen çalış ben seni tutmayayım. Akşam kaçta gelirsin? Mantı yapacaktım da. Anneciğim, sen hiç mantı yapma. Burada çok iş birikmiş. Ben sabahlarım. Onların hepsini halletmem lazım. Eve gelmem çok zor. Ya. Kızım bu kadar yormasan kendini. Neyse tamam madem. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol anneciğim. Anne. Seni çok seviyorum. Biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii canım kızım. Ben de seni çok seviyorum. Bir tane. Tamam hadi tutmayayım ben seni. Dersine dön hadi.
Ben anneme yalan söylemekten nefret ediyorum. Evet sevgilim. Ama buna mecburuz. Evet sevgilim. Başka çaremiz yok. Zamanı gelince söyleyeceğiz nasılsa. Biz bir evlenelim. Sonra bir davet veririz. Hiçbir engel olmadan sen benim nikahlı karım ol. Yaz zaten bütün işlemleri hallediyor. Ama benim de öncesinde halletmem gereken birkaç şey var. Sen hazırla. Kuaför de istemedin. Halledebilecek misin? Evet evet. Gayet güzel hallederim. Sen hiç merak etme. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Sen her halinde güzelsin. Ozan çıkar çıkmaz harekete geç. Kız kat görevlisi olduğunu inansın. Bak sakın yanlış bir şey yapma. İçeceği içtikten 5 dakika sonra bayılacaktır. Sana verdiğim anahtarla içeri gir, onu al ve bana getir. Ben otelin arkasında bekliyor olacağım. Tamam efendim. Şimdi çıktı. Tamam. Hadi göster kendini. Kıymetlimdim. Ben seni gözümden bile sakındım. Sen nasıl? Baba, ben bir hata yaptım ama ne olursun beni affet. Ne olursun baba. Bana bir daha baba deme. Yaşa. Anne. Hiçbir şey söyleyeyim. Biz bunu hak edecek ne yaptık? Seni sevmekten başka ne yaptık biz kızım? Bizim suçumuz ne? Hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum. Yaz Bey, bunu nereye koyalım? Tamam, bu bende. Erika çiçeği. Erika mı? Öyle bir çiçek mi vardı? Evet. Çok güzel değil mi? Evet sevgilim. Çok güzelmiş. Ne oldu? Aslında ben küçükken hep çimenlerin üstüne yatıp hayaller kurardık. Bir gün evlenirsek eğer öyle klasik güller falan olmasın düğünümüzde. Erika çiçekleri olsun derdik. Niye? Özel bir anlamı mı var? Var aslında. Benim babaannem Aslı'nın anneannesi oluyor. O çok severdi bu çiçeği. Bize de ondan kaldı herhalde. O zaman yapacak bir şey yok. Düğünümüzde yeri göğü erik çiçeğiyle donatacağım. Ne?
Tamam. Hemen harekete geç Aslım abi. Peki efendim. Yağız'ın kafede olacakmış düğün. Arkadaş aradı şimdi. Yağız Bey etrafı süslüyormuş. Ama benim adım da Berçin'se ben onlara yapacağımı çok iyi biliyorum. Berçin. Bak sakın saçma sapan şeyler yapıp benim planlarımı bozma. Sıkıldım artık beklemekten ben. Kızımın namusunu kirletmek neymiş göstereceğim sana. Yaptıkların hesabını ödeyeceksin. Baba. Baba dur. Nereye? Ne olursun yüzüme bak. Ben seni üzmek istemedim. Sen üzülürsen ölürüm ben. Kaderim böyleymiş benim. Ne olur dinle beni. Bırak. Baba. Tamam suçum büyük. Biliyorum. Ama ben böyle olacağını bilemedim ki. Ben sadece sevdim baba. Sevgin batsın. Sen benim yüzümü yere eğdin. Benim kızım gururum derdim. En büyük utancım oldu. Bundan böyle senin gibi bir evladım yok benim. Yaşar. Öldüreceğim seni. Kızıma bunu yapmak neymiş göstereceğim sana Yağız. Kimsiniz? Oda servisi. Ben bir şey istemedim ki. Eşimi sizin için gönderdi. Meyve suyu ve tostunuz. Çok teşekkürler. Buyurun şöyle bırakın. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Canım aşkım. Her şeyi de düşünür. Meyve suyunu bıraktım. Birkaç dakika sonra içeri gireceğim. Aferin. Zarar vermeden hemen getir. Eylül ne yaptı acaba ya? Şu kızı bir arayayım. Ne zaman kandırdı o Yağız seni? Hı? Konuşsana Eylül!
Allah Allah. Niye açmıyor ki bu kız? Hay Allah. Kadın kutudan çıkarın buruşması demişti. Güzel bir gelin olacaktın Aslı. Hayallerini suya düşürdüğüm için çok üzgünüm. Canın yanacak biliyorum ama sen bana nasıl iyi geliyorsan ben de sana iyi geleceğim, merak etme. Pardon. Bu ne hazırlığı acaba, bir etkinlik falan mı var? Akşam nikah var da ona hazırlanıyoruz. Hala iptal olmadı mı bu ya? Efendim? Hayır, yok, ben bir şey demedim. Doğruymuş. Ama ben burayı sizin başınıza yıkarım. Bu işi Fatih'in halletmesini bekleyemem. Ben size yapacağım. Kimdi o? Eylül mü geldi? Hayır Yazdı. Aslı mı yanındadır? Ona yardım ediyor olabilir. Olabilir efendim. Nereye gidiyorsun? Bak Eylül çok kötü. Kurban olayım, gel. Şuraya oturalım bir. Sakin sakin konuşalım. Onun yüzünü görmek istemiyorum. Yaşar öyle deme, tamam. Hiç affedilecek bir şey değil yaptı ama bu bizim kızımız. O artık senin kızın, benim kızım değil. Ha, deme öyle, kurban olayım deme öyle. Belli ki kandırdı kızımı. Bu çocuk da güvendi ona, inandı. Yoksa benim çocuğum yapmaz öyle şey Yaşar. Ha, bütün suç o Yağız'ın. Sen niye Yağız'ın suçunun hesabını benim çocuğuma kesiyorsun? Bırak Nurhan, bırak. Ben soracağım ona hainin bedelini. Kanıyla ödeyecek kızıma yaptığını o hain. Öldüreceğim onu. Efendim aşkım. Çok özledim seni. Daha yarım saat oldu. İşte bu kadar bile ayrı kalamıyorum senden. Ben de sevgilim. Ne yaptın? Hallettin mi işlerini? Hallettim. Geliyorum. Sevgilim, tost ve meyve suyu için teşekkür ederim. Kapatmış. Hay Allah ya. Annem olsaydı nazar derdi. Heyecandan elim ayağım titriyor ya. Buyurun. Ben borçlar almak için gelmiştim. Ben de tam resepsiyonu arayacaktım. Ben sizin getirdiğiniz meyve suyunu yanlışlıkla döktüm. Hiç sorun değil, biz temizleriz.
Alın şu kızı hadi. Jüri teyze. Ne oluyor Berçin? Kapıyı bile çalmadan giriyorsun. Ozan'la Aslım gizlice evleniyorlar. Hem de birazdan. Ne? Ne diyorsun Berçin? Okulun kafesinde nikah kıyacaklar. Bana inanmıyorsan git kendin bak. Olamaz. Olmaz böyle bir şey. Evlenemezler. İzin ver. Hediye'nin haberi var mı? Gizlice diyorum. Kimsenin haberi yok. Mümtaz, hemen okulun kafesine gel. Ozan'la Aslım evleniyorlarmış. Hadi çabuk. Hadi çık. Şimdi sabırsız anıyorum aşkım. Ne olur kötü bir şey olmasın. Çok mutlu olalım. Beceriksiz herif. Sana basit bir iş veriyorum, onu bile beceremiyorsun ya. Abi meyve suyunu yere dökmüş, ben ne yapayım? Yürü gidiyoruz. Bu işi başka şekilde halledeceğiz. Bu nikah bugün kıyılmayacak. Yürü! Beyefendi! Çekil! Nerede oğlum? Nerede o? Rezalet! Çık dışarı! Kızımın hayatını kararttınız. Sizi yüzünüzden insan içine çıkamaz hale geldik. Seni de oğlun da kendi ellerimle geberteceğim. Hey yeter! Ulan sen kim oluyorsun da benim şirketimi basıp tehditler savuruyorsun? Kızın oğlumu ağına düşüremedi diye şimdi de şirket mi basıyorsunuz? Bize yaşattıklarınızın bedelini ödeteceğim size. Hepinize. Para koparamadık diye değil mi bu artistlikler? Sen de kızına sahip çıksaydın zamanında. Atın dışarı! Bırakın! Bana bak Yaşar. Eğer oğlumun kınına zarar gelsin seni sürüm 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 dürürüm. Oğlum yaptığının bedelini bir ödesin de ben sürünsem de olur. Bırakın, bırakın. Sür. Allah Allah. Kızının ne işler karıştırdığından haberin var mı? Oğlumun aklına girmiş. Biraz sonra evlenecekler. Ne diyorsunuz Jülide Hanım? Ne evlenmesi? Benim kızım ders çalışıyor şu anda. Sana yalan söylemiş demek ki. Okuldaki kafede evlenecekler diyorum. Yangından mal kaçırır gibi. Zaten bu işin böyle çirkinleşeceği belliydi. Sustuğum hata. Ben şimdi o kafeye gidiyorum. Sen de biraz aklın varsa gelip kızına engel olursun. Yok. Yapmaz. Benim kızım yapmaz. Tarık. Hemen üniversiteye gitmemiz lazım. Aslım'la Ozan gizlice evleniyorlarmış oradaki kafede. Ne? Hadi çabuk gidelim. Heh, nihayet gelebildin Sibel Hanım. Başkası adına DNA testi yaptırmak kolay mı sanıyorsun sen? İzin belgesi ayarladık herhalde. Neyse ki hala güvendiğim insanlar var. Hadi gidelim verelim şu örnekleri de. Aslım Tarık'ın kızı mı değil mi öğrenelim. Biz sana hep yumuşak davranmadık mı Eylül? Hep seni üzmemeye, kırmamaya çalışmadık mı ya? Sen bizim ailemizi bilmiyor musun anne? Sen babanın böyle bir şeye nasıl bir tepki vereceğini bilmiyor musun annem? Hiç mi aklına gelmedi?
suç bende. Baban o Yağız'ı gördü, daha görür görmez olmaz dedi. Karşı çıktı. Ben ısrar ettim. Tuttum ailemizin içine soktum o çocuğu. Yavrum ben seni savunmadım. Benim kızım iffetlidir. Benim kızım namussuzluk etmez demedim mi? O babacığım. O babacığım o tek eliyle senin için. Sen oku diye, sen mutlu ol diye eşek gibi çalışmadı bu Eylül. Yetmedi ikinci işe girdi. Elinin acısını aldırmadan o adamcağızın tek eliyle savaşmadı mı senin için? Sen öyle bir babaya bunu nasıl yaşatırsın yavrum? Ha? Nasıl layık görüyorsun bu utancı Eylül? Bugün görülecek bu hesap Yağız Efendi. Benim içimi yaktın, sana sabahı görmek yok. Canınla ödeyeceksin kızıma yaptıklarını. Hazır mısın aşkım? Geleyim mi? Gelebilirsin. Ben ne kadar şanslı bir erkeğim. Her gün bana bunu bir kez daha kanıtlıyorsun. Asıl ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Birazdan dünyanın en şanslı çifti olacağız. Hadi kendi nikahımıza geç kalmayalım. Cam kırığı ne? Senin benim için gönderdiğin meyve suyundan bir yudum bile içemeden yere döktüm. Heyecandan elim ayağım titriyor çünkü. Ben sana meyve suyu göndermedim ki. Nasıl ya? Ama eşiniz gönderdi dediler. Hayır ya. Kesin siparişleri karıştırdılar. Başkasının siparişini bizim odaya getirdiler. Ben de hiç sormadım. Şaşkın sen. Resepsiyona sorarız. Hangi oda gönderdiyse biz de onlara göndeririz. Hadi. Eylül'dür umarım. Annem. Ben bir yalan daha söylemek istemiyorum. Hadi, üzülme. Bak hala arıyor. Namusumuzu iki paralık etti, hala arıyor. Hayır, yok bundan sonra telefon merafon Eylül.
tabanca yok. Yaşar tabancayı almış. Allah'ım elini kana bulayacak. Allah'ım vuracak Yaz. Sen benim saf, masum kızımdın. Bir tanemdin. Her şeyi yerle bir ettin Eylül. Namusuna el uzatan o pislik görecek gününü. Yanına kar kalmayacak. Niye açmıyorsun Eylül? Yağız Ozan nerede? Aslım nerede? Cevap versene! Ozan, ne demek oluyor bu? Bize haber vermeden evlenmek de neyindesin? İşte bu yüzden. Karşı çıkacağınızı bildiğimiz için sizin bu saçmalıklarınıza zaman kaybetmek istemedik. Annenim ben senin. Bana danışmadan böyle bir karar veremezsin. Anlamadan, dinlemeden, düşünüp taşınmadan verilecek karar mı bu? Sen kaç yaşındasın da evlenmeye kalkıyorsun? Berçin'le evlenme kararı aldığımda yüzünde güller açıyordu. Hiç bunları dert etmiyordum. Oğlum büyümüş diye seviniyordum. Şimdi ne değişti? Hayatını çarçur etmene izin vermeyeceğim Ozan. Aslım benim karım olacak. Senin de gelinin. Bu mutlu günümüzde kavga edip huzurumuzu kaçırmayalım. Hay Allah. Herkesin de haberi olmuş. Ne yapıyorsun sen? Anne. Aç kapıyı hız düşmanı aç! Burada mı kandırdın kızımı ha? Kızımın hayallerini bu evde mi yerle bir ettin? Aç kapıyı hırs düşmanı aç! Kızımın kanına bu evde mi girdin ha? Aç kapıyı aç! Babası kılıklı korkak herif aç kapıyı! Ne oluyor? Niye bağırıyorsun apartmanın içinde? Nerede o? Yağız denen züppe çocuk nerede o ha? Ne bileyim dayı, işindedir cüzündedir bu saatte. Hayırdır, alacağınız mı var? Var. Canını alacağım o ırz düşmanına. Aslım sen bana nasıl yalan söylersin? Ben seni çalışıyorsun sanıyordum. Şu halinize bakın, evlenmeye gelmişsiniz buraya. Al işte Tarık. Yaptığından memnun musun? He? Bu saçmalıkta senin de parmağın var. Ne saçmalığı Mümtaz? Sevdiğim kadınla evlenmek saçmalık mı? Hediye teyze. Biz bu tavırlardan kaçmak için evlenmeye karar verdik. Tarık amca, ne olur sen bir şey söyle. Evet anne. Ozan haklı, ne olur kızma. Kızım ama bana yalan söyledin sen. Başka çarem yoktu. Biz Ozan'la ne zaman kavuşmaya kalksak ya bir sorun oldu ya da bir engel çıktı karşımıza. Bizi ayırdı. Bizim artık tahammülümüz kalmadı bunlara. Biz birbirimizi seviyoruz. Mutlu olmak istiyoruz. Tamam. Tamam. Şimdi herkes bir sakin olabilir mi lütfen? Olamam Tarık. Benim çocuğumun hayatı söz konusu. Senin kızının başına böyle bir şey gelseydi rahat olabilecek miydin? Jülide tamam. Haklısın. Ozan.
Ben evlenmenize karşı değilim. Başından beri de yanınızdayım. Ama böyle ailelerinize haber vermeden yıldırım nikahıyla evlenmeniz biraz tuhaf değil mi? Yani yangından mal kaçırır gibi. Tarık amca, Hediye teyze. Bugüne kadar nelere maruz kaldığımızı en iyi siz biliyorsunuz. Bu insanlar bizi ayırmak için ellerinden geleni yaptılar. Biz artık çok sıkıldık. Evlenelim de bitsin dedik. Mutluluğumuza kimse karışamasın istedik. Ozan tamam, haklısınız ama... Endişelenmekte de haklıyız galiba. Anne kız geldikleri günden beri her şeyi alt üst ettiler. Annesi Tarık'ın peşinde, kızı da Ozan'la bir an önce evlenmenin derdinde. Kimse kusura bakmasın. Sibel haklı galiba. Mümtaz saçmalama. Mümtaz Bey, ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Terbiyeli olun biraz. Yalan mı peki? Al işte Ozan. Evlenmek istediğin kızın annesi bu. Hayatına sokmak istediğin insanlara dikkat et. Senin konuşmaya hakkın yok Mümtaz. Burada ahlaktan bahsedecek en son insan sensin. Haddini bil Ozan. Yeter ya. Yeter, yeter artık. Biz birbirimizi seviyoruz. Bunun hiç mi önemi yok sizin için? Aşık olmamızın hiç mi değeri yok gözünüzde? Bu kadar mı kalpsizsiniz? Siz hiç aşık olmadınız mı? Kalbiniz başkasının avcunda atmadı mı hiç? Başınız dönmedi mi? Ne olur yapmayın. Size ne kötülük ettik. Biz birbirimizi sevmekten başka ne günah işledik. Yeter. Rahat bırakın artık bizi, yeter. Aslım. Aslım bekle. Ozan. Konuşmamız lazım. Konuş o zaman. Anlat. Dök içindekileri, rahatla. Sonra da rahat bırakın bizi. Hadi. Yaşar aç. Anne. Bak başını belaya sokacak. Elini kana bulayacak. Ne olursun bir şey yapalım. Bak ne olur. Ne yapayım daha ne yapayım. Arıyorum işte açmıyor. Ah Eylül, ah başımıza ne işler açtın Eylül. Ah bizi ne hallere soktun. Of kızım of. Bari yaz arayalım. Çıkmasın babamın karşısına. Kaçsın saklansın bir şey yapsın. İyi git ara hemen o zaman. Gitsin kaçsın. Başkasından bulsun belasını. Yaşar'ımın da başını yakmasın. Hadi git yatak odasında telefon. Ben Nezliye'ye makara verene kadar şarjım bitecek. Eylül? Alo, Yaz neredesin? Kaç defa aradım seni, niye açmıyorsun telefonumu? Alo? Alo? Alo, ya sesim geliyor mu? Eylül! Kapandı işte. Ne oldu? Telefon kapandı. Anne, bak bir şey yapalım. Ne olursun babam öldürecek Yaz. Hadi. Yürü Eylül. Yolda yine ararız. Gidelim hemen. Belki babana ulaşırız. Hadi yürü. Heh, ben de size geliyordum. Tesadüfe bak. Çekil Koray, çekil. Şimdi hiç sırası değil oğlum. Ne oluyor ya? Nereye gidiyor bunlar kaçar gibi? Neyse anlarız. Çok telaşlı geliyorum. Başına bir şey mi geldi acaba? Tam bir şey söyleyecektim. Ne oluyor Eylül? Ne oluyor? Sahibi. Kahretsin. Ozan.
Ramazan beni çiğnemeden çıkamazsın o kapıdan. Asla izin vermiyorum gitmene. Yapamazsın. Anne, bu hayatta üzmek isteyeceğim en son insan sensin. Yalvarırım, eğer mutlu olmamı istiyorsan çekil önümden. Bugüne kadar hep başına buyruk davrandın. Ne istiyorsan onu yaptın. Bir kez olsun beni dinle lütfen. Bir anlık bir hata yüzünden hayatını mahvetmeni istemiyorum. Ne olur Ozan. Rahmetli babam, insan yaptıkları yüzünden değil, korkup yapamadıkları yüzünden pişman olurlardı. Ömür geçiyor anne. Göz açıp kapatana kadar siz yaşlarda olacağım. Eğer o zaman Aslım başka birinin kollarında, başka bir hayatta mutlu olursa, işte o zaman kahrolurum. Bu acı beni öldürür. İşte o yüzden hayatım kararacaksa korkaklıktan değil, aşktan kararsın. Ömrüm sevdiğim kadına heba olsun. Şimdi size tek bir şans veriyorum. Ya destekçim olursunuz, düğünüme davetli olursunuz, ya da karşıma dikilip sonuçlarına katlanırsınız. Karar sizin. Buldum seni ırz düşmanı. Evladımın namusuna el uzatmak neymiş göstereceğim sana. Bir daha ne kızımı ne de başkasını üzeceksin.